tarafından sağlanan Chip TV Tech Talk canlı yayınlarını bu hafta sizlere Berlin'den gerçekleştirdik. Gerçekleştirdik derken Berlin'de niye vardık? Çünkü Berlin'de IFA fuarı vardı. IFA 2016 büyük bir şaşayla açıldı. Büyük bir teknoloji şovu haline dönüştü ve biz de gün be gün sizlere ilginç ürünleri tanıtmaya çalıştık. Canlı yayında sizlerle sizlere tanıttık ve sizlere göstermeye çalıştık. İlginç bulduğumuz ürünleri tabii. Şimdi canlı yayınlarımızın sonuna geldik. Yakında Türkiye'ye döneceğiz. Ama ondan önce bir kapanış yapalım dedik. IFA nasıl bir fuardı? Neler yaşadık diye. Aslında çok kısaca özetlemek gerekirse IFA bir değişim geçiriyor. Eskiden bir teknoloji şovu, ürünlerin en son ürünlerini tanıtan bir fuarken artık daha çok firmaların B2B yani beraber iş yapma olasılıklarını arttıran bir tanışma, kaynaşma mekanı haline gelmiş durumda. Geçen senenin rakamlarına göre IFA'da tam 7 milyar dolarlık iş bağlanmış. Bu da oldukça çok büyük bir rakam. Teknoloji şovunun yanı sıra dediğimiz gibi business yani iş dünyasına da yönelen bir değişim geçiriyor. Fuarlar zaten genelde de öyle oluyor. Ülkemizin kanayan yarası zaten fuarlar. Biliyorsunuz ülkemizde doğru düz fuar olmuyor. Biz de onun için buralara geliyoruz yeni ürünleri, teknolojileri görmek için. Ama en azından fuarların nasıl bir değişim geçirdiğini görmemiz açısından bize iyi bir fikir verdi. Şimdi biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ürünleri daha çok Mahmut gezdi. Mahmut Karslıoğlu Chip yayın yönetmeni yanımda. Ben de Chip Online yayın yönetmeni Cenk Tarhan. Kendisine soralım bakalım. Yeni ürünler, seni etkileyen ne ürünler vardı Mahmut? Valla şimdi aslında büyük şeylerden başlayayım önce. Büyük lansmanlardan başlayayım. Burada kimin büyük lansmanı oldu? İlk iki gün biliyorsun IFA'nın 31'inde ve 1'indeki iki günü pres günleri. Fuar açılmadan önce lansmanların yapıldığı günler aslında bu günler. 31'inde burada tek büyük bir lansman vardı. O da Samsung'un Gear 3 lansmanıydı. Yeni saatlerini tanıttılar. Daha doğrusu yeni saatini tanıttılar Gear 3. Şimdi Gear 2'ye göre ekranın yani ilk bakışta gözüken ekranın sürekli açık olması en büyük özelliği. Pilini biraz daha uzun dayanacak yapmış gibi ayarlamışlar. 2-3 gün gidiyor pili. Yine tamamen çelik bir gövdeye sahip. Ne yenilikler var? Üzerinde aslında hani tasarımın haricinde en büyük yenilik artık tek başına telefona bağlı olmadan çalışabilmesi. Biliyorsun daha önceki saat özgürlüğünü ilan etmiş. Özgürlüğünü ilan etti. Samsung telefonlarla daha önce çalışıyorlardı. Bu telefonsa üzerinde bir tane LTE SIM var. Yani buna aslında soft SIM deniyor. Bir daha önce de şey yapmıştık. Ne deniyor? Olsun. Yani, ihtimalle sesini bu arada, alıyordu. Evet, sesleri de alıyorduk ama arkadaşlar geldi. Burası alıyor. Arka tarafımızda IFA var. Ön tarafımızda da sizin kameranın arka tarafında bir kalabalık var. Bir sohbetengiz bir şekilde oturuyorlar. Neyse biz devam edelim. Şimdi, bu saatin dediğim gibi en büyük özelliği stand-alone çalışabilmesi. Üzerinde bir tane de LTE SIM var dahili ama bu SIM üzerine kendinizin takabileceği bir SIM değil. Bunu soft SIM olarak kullanıyorsunuz. Yani cep telefonunuzla eşleştiriyorsunuz ve cep telefonunuzun SIM'ini kopyalıyor ve sizin telefonunuz yanında değilse bile onun üzerinden kullanmaya başlıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. İlginç bir üründü. Bunun haricinde yine Gear VR'lı demolar vardı Samsung tarafında. Sonra orası öyle. Yani hani Samsung tarafı böyle. Bir taraftan tabii büyük bir dünya devi var. Çinli Lenovo. Lenovo IFA'da bayağı bir gövde gösterisi yaptı. Ben de onu yerinden izledim. Size de canlı yayında aktarmaya çalıştık. Lenovo bu sefer Yoga serisiyle yani laptoplara bir yeni bir tasarım özellik ve fonksiyonel getiren Yoga serisini Yoga Book'u tanıttı. Yoga Book hem Android hem Windows'ta gelen bir üründü ve hani IFA'nın flash ürünleri biri diyebileceğimiz bir ürün. Üzerine kalemle yazı yazabiliyorsunuz. Dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. O kadar ince ki aslında bir laptop gibi fakat ikiye katlandığı zaman iPad kadar ince oluyor. Dokunmatiği çok güçlü ve içindeki işlemci de çok güçlü. Aynı zamanda tabii Windows'da desteği vermesi, hani Windows kullanmaya alışmış insanların Android'e zorlanır mıyım şüphesini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda Yoga 910 vardı. 910 yeni bir laptop ve özellikle hem iş hem eğlence için laptopunu kullananlar için çok farklı bir seçenek getiriyordu. Bir de tabii Lenovo'nun Motorola'yı satın aldıktan sonra yaptığı Moto Z serisine eklenen Moto Mod'lar vardı. Yani Moto Mod dediğimiz normal Moto Z veya Moto Z Play telefonunun arkasına mıknatısla takılan eklentiler. Bu bana şeyi hatırlattı bu arada biraz da ne kadar ihtiyar olduğumuz ortaya çıksın. Bir zamanlar 90'lı yıllarda Handspring diye bir tane şey vardı Palm'ın. Onun arkasına bir şeyler takıp işte okuyucu olurdu, fotoğraf makinesi olurdu vesaire. Buna geri dönmüşler ama tabii bunu 2000
2016'da geri döndükleri için çok acayip özellikleri var. Örneğin çok kaliteli bir hoparlör takabiliyorsunuz. Pil ömrünü 5 güne uzatan bir tane pil takabiliyorsunuz. Veya duvara cep telefonunun görüntüsünü, filmi yansıtan projektör olabiliyor. Son olarak da Hasselblad'la bir işbirliği yapmışlar ki bu çok enteresan. Takıldığında gerçek bir fotoğraf makinesi oluyor. 10x optik zoomlu, bayağı deklanşörlü, üzerine ayarlayabildiğiniz, fokusunu ayarlayabildiğiniz bir fotoğraf makinesi haline geliyor. Benim için ilgi çeken özellik bu telefona bu özellikleri katan bu Motomod özelliğinin tanıtılması oldu. Sen ondan sonra Sony'ye geçtin. Sonra ben Sony'ye geçtim. Sony ikinci günde Sony'nin lansmanı vardı, en büyük lansmanlardan bir tanesi Sony'ydi. Sony en sonunda uzun zamandır beklenen amiral gemisi telefonunu tanıttı. Şimdi söylemesi çok zor. Bizim gibi eski nesilden gelen Spectrum ZX zaten var. Nesil için ZX-Z'yi söylemek çok zor ama Sony Xperia X-Z'yi tanıttı. Amiral gemisi telefon. Snapdragon 820 işlemciye sahip, yine su geçirmez özelliğini geri kazanmış ve üzerinde özellikle fotoğrafçılık ve video özellikleri çok fazla arttırılmış, çok fazla güçlendirilmiş. 3 tane sensör, işte fokuslama için lazer LED sensör, beyaz dengesi ve daha iyi renkleri için RGB sensörü. RGB sensörü ve aynı zamanda da hızlı hareketleri algılayabilmek için önceden hareketleri tahmin edip ona göre blur olmasını, fotoğraflarını engelleyen bir ekstra bir görüntü sensörü daha var üzerinde. Bunun haricinde tabii F2.0 hem öndeki hem arkadaki kameranın F2.0 lensi var. Öndeki kameranın geniş açılı bir kamera ve aynı zamanda düşük ışık koşullarında da çok iyi çekebilen bir kamera. Teknik özellikleri çok güçlü. Ve hani amiral gemisine yakışır bir telefonu, Sony'den beklediğimiz telefonu Sony tanıttı. Bunun yanında da bir tane X serisine ait kompakt gördük. Burada tabii tasarımlarında da Sony'yi en fazla eleştirdiğimiz nokta, yüzyıllardır bir tane tasarım bulup ondan devam ediyorlardı ya. Bu orada değişmiş. Yani böyle birbirini yuvarlak bir işte tamamlayan, çeken bir, nasıl anlatayım onu? Aslında dediğim gibi yayınlarımızda gördünüz mutlaka, size anlatmam çok zor. Çepeçevre bir dairesel bir tasarıma sahip. Çok şık gözüküyor. Renkleri de, yeni renkleri de çok güzel. Bunun dışında aslında sırf mobilde kalmadı Sony. Bunun dışında konsept ürünleri ve daha önceden duyduğumuz Ear artık kendi başına kullanılabilir bir ürün olarak burada vardı. Konseptlikten çıkmıştı. Ear'ı biliyorsunuz kulağınıza taktığınız çok küçük bir Bluetooth mikrofon ve bu mikrofon diyorum, hoparlör. Bu iki yönlü iletişim sağlıyor. İşte size navigasyon bilgilerini ya da Google'la bağlantılı olarak işte bugün hava sıcak, bugün hava soğuk, üstüne bir şeyler al falan gibi böyle uyarıları yapabiliyor. Aynı zamanda hareket algılayıcısı var. Belli onaylamanız gereken şeyleri kafanızı sallayarak onaylayabiliyorsunuz. Ve öğrenebilen bir cihaz. Sizi daha iyi, sürekli hayatınıza daha iyi bir deneyim katmak için yaratılmış bir cihaz. Bunun dışında projektörle Agent vardı, iki tane. Ayrı ürün vardı. Agent aslında çok sevimli küçük bir robot. Amazon Echo'ya benzeyen bir robot ama yüzü var. Sizi takip edebiliyor ve dediğiniz komutları anlayabiliyor, size sesli cevap verebiliyor. Orada da bütün evi kontrol edebiliyorsunuz. Kontrol edebilmesi imkan veriyor. Müzik çaldığı zaman dans ediyor. Gerçekten ilginç bir üründü. Özellikle projektör de, onu da yine canlı yayında sizlere aktardık. Projektör de çok güzel bir üründü. Orada projeksiyonla ve üzerindeki sensörlerle istediğiniz her yüzeyi dokunmatik bir yüzey ya da dokunmatik bir alana çevirebiliyorsunuz ve dolayısıyla daha büyük bir ekranda büyük dokunmatik ekranlara para vermeden kullanabilmenizi sağlayan bir üründü. Bunun akabinde çok fazla ürün var aslında, evet. Sony öyle ama bunun dışında diğer büyük firmalarında işte Philips olsun, LG olsun, HTC olsun, aynı zamanda diğer ufak firmalarında bir sürü ürünlerini gördük ve deneyimleme imkanı bulduk. Tabii hepsini size canlı yayında aktarmaya çalıştık ama bizim de bir kapasitemiz var. Belli bir sayıda canlı yayın yapabiliyoruz. Bunun dışında bu ürünler tabii Türkiye'ye geldi. En iyisini seçtik aslında. Evet, evet. Asıl en son kapanışta yaptığımız, benim için çok ilginç olan ürün, senin deneyimlediğin kulaklıktı. İlk defa kulağın içine girmeyen ama kulağınızın kenarındaki kemiklerden sesi veren bir kulaklık teknolojisiyle tanıştık. Benim için mesela İFA'daki en ilginç ürünlerden biri oydu. Çünkü hem kulağınız içine girip rahatsız etmiyor hem de çok farklı bir ses deneyimi yapıyor. Çok güçlü bir ses deneyimi yaşatıyor. Bir büyük özelliği de Mahmut, daha sonra sen söyledin.
az duyanlar, kulak zarında problem olan insanlara duyma imkanı veriyor. Neden? Çünkü kulak zarını titreştirerek değil, kulağın içindeki östeki borusuna sesi kemikler üzerinden ileterek çalışıyordu. Bu açıdan bu tür ilginç, inovatif ürünler vardı. İşte uykunuzu izleyen ürünler, aynı zamanda hayat tarzınızı etkileyen ürünler, siz bir köpeğiniz kaybolduğunda size bulup getiren ürünler. Bu gibi şeyleri size vermeye çalıştık. İşte yavaş yavaş da canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Berlin'den yavaş yavaş kapatacağız ve en son söylemek istediğiniz bir şey var mı seyircilerimize? Valla fuar gitgide aslında benim için de sevindirici bir şey. Çünkü biliyorsun bu tür fuarlarda kendi tekrar ediyor ürünler bir süre sonra bizler için sıkıcı hale gelmeye başlıyor. Aslında hani bunu takip edip sizlere aktarmak için büyük bir ihtimal sizler için de sıkıcı bir hale geliyor. Çünkü aynı ürünler, aynı telefonlar, aynı tabletler falan ama. Ki tabii fuarda sınırlı sürede bu ürünleri görebiliyorsunuz. Yok iple bağlı oluyorlar. Tam anlatmıyorlar. Tam ürünü elinden alıyorlar falan filan ama test merkezimize geliyor. Tabii detaylı olarak bizim test merkezimizdeki askerimiz Ercan sizin için bunları inceliyor ve detaylı olarak tabii videosunu çekiyor ve sizlere ulaştırıyor. Evet, bu tür inovatif, biraz önce dediğim kaldığım yerde, inovatif ürünlerin olması, işte son tanıttığımız 3 ürün bizlere daha fazla bir heyecan veriyor. Bunları daha heyecanla sizlere aktarıyoruz. Umarız bundan sonraki fuarlarda da işte IoT cihazlar, nesnelerin internetleri, akıllı evler, giyilebilir teknolojiler, akıllı arabalar, bağlantılı arabalarla ilgili daha fazla ürün olur. Biz de daha fazla heyecanla bunları sizlerin de beklediğine eminim. Daha fazla heyecanla sizlere aktarmaya çalışırız diyelim. Ve Berlin'den canlı yayınlarımızın sonuna geldiğinin altını çizelim. Biz yavaş yavaş Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de görüşmek üzere. Chip Online'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın diyoruz. İyi günler. Berlin'den selamlar.